Ne yaptı? Ne oldu? İşte hala düşme potasında yani. Neymiş? Guardiola'nın yardımcısıymış. Guardiola'nın kendisi değil ki yani, yardımcısı. Dolayısıyla çok geç yardımcı hocalıktan birinci hocalığa geçmiş bir arkadaşımız. Ve Galatasaray takımında duyuyorum tabii yani, içeriden bize de geliyor. Arkadaşlarımız var. Bir memnuniyetsizlik yok takımın içerisinde çalıştırmasından, taktik yorumlar, ama yani kısa sürede bütün bu büyük bir camianın sorunlarını çözebilecek ne zamanı var, ne de yaptırım gücü var. Dolayısıyla tabii ki başarılı olması zor. Ve gördüğü üzere de birkaç iyi maç oynanınca biraz hemen bak işte fena yapmıyor. Çünkü yabancı da böyledir. Yani ufacık bir farklılık getirirse çok abartılır. İşte Barcelona maçları yendi, berabere kaldı falan filan. Sonra kaybetti. Ve akabinde bir lig maçı kaybetti. Ve şimdi de hala 38 puanla düşme potasının içinde kendini görüyor. Ne oluyor peki yani? Getirinden oldu olur. Büyük takımların zorunlu açıdan bakın, başarıları hep Türk hocalarla olmuştur. Yani yabancılarla öyle çok çarpıcı bir başarıları yok ortada. Ama ne bileyim ben yani, sanki bizim yöneticilerimiz hepsi Fransız, Alman, İspanyol, efendim mesela İtalyan da bizi beğenmiyorlar yani. Ya Türkiye bu çarpıklık içerisinde nasıl yönetici yetiştiremiyorsa, doğru antrenörü de yetiştiremiyor, doğru oyuncu da yetiştiremiyor. Bu aslında kurumun her parçalarının çok bozuk olduğunu ve dolayısıyla insanların olması gerektiği yerde olmadığını gösterir olur. Yani biraz bu işi yöneten arkadaşların kendini sorgulaması lazım ne oluyor diye. Çünkü o idari başarıdır sahaya gidip tesisi teknik anlamda başarılı kılan. Yoksa oyuncunun parasını vermemişsin, bilmem ne yapıyorsun falan, senden başarı bekleniyor. Öyle bir şey olması mümkün mü yani? Yani bu eksikleri sıralamaktan ve söylemekten yoruldum ben kendi adıma. Yapacak bir şey yok. Burası bizim ülkemiz yani.